Herkese merhaba, Sayfama hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnsanlar da çok ya. Lütfusbuk'a geldim, kızımın yanına. Orada şimdi bir göl gezmeye geldik. Küçük bir video çekeyim istedim sizin için. O gölü çekeceğim, çok güzel. Lütfusbuk'un neresi Duygu burası? İglosheim. İglosheim'de oturan Türk kardeşlerimize selam olsun. İşte göl de orada. İşte yine hava da bulandı. Aşırı derecede yağmur da yağacak galiba. İnsanlar var. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bu da saray. Gölün yanında. Gök gürlüyor. Şimdi şiddetli yağmur da geliyor. Evet arkadaşlar, bizim orada daha açmadı, burada açmış. Altın başak otu. Çok şifalı bir bitki. Karaciğer yağlanması, kalp hastalıkları ve böceklerin de dostu. Gördüğünüz gibi bu altın başak otu. Bizim orada daha açmadı. Açmadı, burada açmış. Evet arkadaşlar, yağmur yağdı, gölde gezemedik. Lütfusbuk'un içine geldik ve burada meydanda geziyoruz. Buralar Wilhelm'in şlossları, yani kaleleri. Ne yapıyorsun? Ne bileyim, unuttum. Çok güzelmiş Lütfusbuk. Wilhelm. Bu meydanın adı ne? Taylan, biliyor musun? Orhan, buranın adı ne? Lütfusbuk. Yok yok, bu meydan. Markplatz. Ha, Markplatz'mış. Ben Taylan çekiyor. Evet, yılan heykeline geldik. Lütfusbuk'un ünlü yılan heykeli var. Ağaçlardan görünmüyor, ta yakınına geldik. Hah, orada. Yok. Ya ay, çok korkunç. Ama işte... Gerçek de olabilir. Ama gerçek işte, yılan vardır. O çok metal. Ha, işte yılan heykeli. Ünlü Lütfusbuk burası. Lütfik Kral'ın şehri. Burada büyük bir saray var ileride. Görünüyor daha orada. Burada arabalar böyle geliyor şu an. Evet. Orayı da seksek iyi olurdu. Şimdi döndük gidiyoruz. Burası Lütfusbuk. 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 Ne? Lütfusbuk. Evet. Falç diyorsun. Evet arkadaşlar, şimdi ben ormanlara, yani orman değil de buranın arazisine çıktım. Çok bereketli burası, bizim oradan çok bereketli. Bu yürüyüşüme siz de eşlik, yani bana eşlik etmenizi istedim. Görüyorsunuz her taraf böğürtlen dolu, sadece yiyeceğim. Biraz da burada ne tür otlar var ona bakmak istedim, beraber bakalım. Biraz önce bildiğiniz gibi videonun başında gölde çekecektim. Şiddetli yağmur yağdı, çekemedim. Çarşıya gittik, orada da yağmur yağdı. Evet arkadaşlar, böğürtlen yiyelim beraber. Ve burada biraz yürüyeyim. Böyle gördüğüm güzel şeyleri biraz çekeyim dedim. Bitkileri. Harika. Heh. Çok lezzetli. Siyah böğürtlen. Görüyorsunuz dolu. Güneş doğdu. Bir tuhaf bu sene. Almanya.
Bir bakıyoruz, şiddetli yağmur yağıyor, soğuk oluyor, bir bakıyoruz, güneş doğuyor ve sıcak oluyor, şu anda sıcak. Çok böğürtlen var. Biraz yiyip ondan sonra yürüyüş yapacağım. Otlara bakacağım. Burada çok da şifalı otlar var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Harika. Elma çok. Burada elma çok. Ben buraya gelip ceviz topluyorum. Ceviz çok. Görüyorsunuz elmalar dallarını kırıyor. Şu arazide bir yürüyeceğim. Bu elma ağacı, dalları elma dolu, yerler elma dolu, oradakiler de öyle. Belediyeye ait, yani isteyen topluyor aslında. Biraz da burayı çekeyim dedim, burası Möglingen, Lütfisburg. Evet, mısır tarlaları. Bura bizim oradan farklı, hep arazi, hep ekin. Bizim orası hep orman. Orman daha çok ağırlıklı bizde. Sadece çayırlar var. Burada şu ileride görünenler ekin. Biraz sonra orayı da çekerim. Evet arkadaşlar, buranın böğürtleni çok. Şu kenarlarda da bir sürü böğürtlen var. Bu da bizim orada olan, uzun uzun büyüdü bizim orada. Burada küçük küçük büyümüş. Zaten bunun bir de bu küçük cinsi var. Söğüt yapraklı söndürücü. Bu yenen bir bitki. Gördüğünüz gibi çiçekleri baharat olarak da kullanılabilir. Böyle buraların dolusu açmış ama bizim oradaki açmayan çiçekler burada solmuş. İşte bu gördüğünüz kade. Bunun kökü çok şifalı arkadaşlar. Şimdi sökülmez, kökü sonbaharda sökülür. Bu gördüğünüz çiçek de zehirli bir çiçek, papatya. Zehirli bu. Çok zehirli. Başka ne var? Elma ağaçlarında elma dolu zaten. Biraz şöyle yürüyeyim. İleride otoban var. Evet arkadaşlarım, bu da beş parmak otu böyle gördüğünüz gibi. Bu aşırı derecede şifalı. Ben bunun çayını yapıyorum. Ve bunu cilt üzerinde kullanılabilir. Cilde de güzelleştirir. Maske yapılabilir arkadaşlar. Beş parmak otu böyle görünüyor. Sarı sarı çiçekler açar galiba, geçmiş. Bizim orada yeni yeni açıyor. Çok şifalı bir bitkidir. Soğuk algınlığına bütün bitkiler iyi oluyor zaten. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu da gündemen. Ben bunu, bizim ortada çok var. Her gün kahvaltılarımda da tüketiyorum. Çok şifalı bir bitki bu da. İşte arkadaşlar, gördüğünüz gibi o dermanik otu burada var. Çok şifalı bir bitki arkadaşlar. İşte böyle görünüyor. Beş parmak otuna da benziyor. Çok şifalı bir bitki. Böbrekler üzerinde karaciğer yağlanması, kalbe çok iyi geliyor arkadaşlar. Mesane yollarını temizliyor. Yani erkek prostat kanserine çok iyi geliyor. Daha videolarımın bazı videolarımda da var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle limon, melisa gibi de kokar. Bundan götüreyim. Akşam çay yaparız. Kızımla beraber. Burada bayağı bir çıkmış. Buraların dolusu var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu da mısır tarlası. İleride sarı sarı görünüyor. Onlara gidip bir bakayım. Hava birdenbire güzelleşti. Aşırı derecede bir yağmur yağdı. Yani aşırı yağmur yağdı. Gölün orada gittik. Orada video başlatayım dedim. Ama orada video çekemedim. Çünkü yağmur yağdı. Şimdi burada yürümeye çıkınca tamamlayayım istedim. O videomu kontrol edeyim. Onu da başına ekleyebilirim. Burada gerçek altın başak otu çıkmış. Kantaron otuna benziyor. Ama bu altın başak otu çok şifalı arkadaşlar. Bundan da almam lazım. Bu gerçek altın başak otu. Goldroot. Goldroot'un bir değişiği. İşte gördüğünüz gibi bu zehirli bir bitki. Bu şifalı bir bitki. Burada da beyaz beyaz sinekler var. Bayağı çok var Goldroot'tan. Yine gördüğünüz gibi burada böğürtlenler var. Böyle. Burası değişik bir yer arkadaşlar.
Dallar da elma dolu. Bütün ağaçlar da elma dolu, ceviz dolu arkadaşlar. Ve o gün o dermanik de burada çok var. Böyle kontrol ederekten gidiyorum. Biraz da topladım. Görüyorsunuz hep meyve ağaçları, dümdüz güzel bir yer. Aslında benim ora daha güzel ama hep ormanlık. Bir yandan da böğürtlen yiyorum. Dolu. Hani buraların dolu arkadaşlar. Hani topla diyeceksiniz ama burada böyle toplak yemek serbest de hani kendin torbaya toplarken belki yasak. Görüyorsunuz işte. Böyle dolu 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 var. İşte bak. İşte burada. Ha, buraların dolusu. Evet, bu ağaçta erik dolu gördüğünüz gibi. Hep dalları erik. Şunların güzelliğine bakın arkadaşlar. Aslında böğürtlen yemek için çıktım. Kameramı da açtım. Uzun süre video çekemedim çünkü. Size merhaba diyeyim dedim. İnşallah beğenirsiniz. Bu da böyle bir videosu. Lütfüs burada. İşte böyle. İşte görüyorsunuz bereketli bir yer. Her taraf erik dolu, ceviz dolu. Dalları kırılıyor. Himbeya dolu. Ben bu siyahtan yiyorum işte. Erik. Bunlar Almanca'da sveçke diyorlar. Dolu. Her taraf dolu. Evet arkadaşlar, bu gördüğünüz güzel bitki bizim orada daha küçük, burada daha büyük. Kanada şifa otu. Kanada işte Brufskraut. Bu idrar söktürücüdür. İshalı önler ve homoroid, yani mayasır üzerinde çok etkisi vardır. Mayasır otu diyebiliriz. İşte bu şekil görünüyor. Böyle küçük küçük çiçekleri var. Kanada şifa otu ismi. İnternete yazıp bakabilirsiniz. Bunu burada çok büyük olanını buldum. Bizim orada bunlar çok küçükler. Harika bir bitki. Kanada şifa otu. Kanada ise Brufskraut. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar, görüyorsunuz. Bu ağaçlar hep ceviz ağacı. Bir sürü ceviz ağacı var burada. Ben sonbaharda gelip buralarda yürürken biraz topluyorum. Ve buradan artık eve gidiyorum. Buranın otları bizim oradan daha erken kurumuşlar. Bizim orada daha çok toplanabilecek otlar var. Bizim orada daha çok yeşil. Bura her zaman daha biraz sıcak bizim oraya göre. Biraz iklimi daha verime, işte tarlaya, böyle meyve olmasına çok uygun. Gördüğünüz gibi burada otlar bayağı kurumuş. Bizim orada daha yemyeşil. Çünkü orası dağların başı ya, dağ köyü. Evet arkadaşlar, beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Biraz karışık video oldu. Böyle karış kuruş oldu çünkü önce gölüm orada çekmek için başlattım. Sonra çarşıya geldik, çarşıda çekeyim dedim. Orada da yağmur başladı, gölüm orada da yağmur başladı. Çekemedim, yarım yarım kaldı.
Sonra yürüyüşe çıktım. Dedim orada biraz ağaçlara, otlara bakayım ama bir doğru dürüst de tam bir ot bulamadım burada. Kurumuşlar. Burada daha çok, bizim oraya göre çok ot vardı. Yani şifalı otlar çoktu. Öyle. Yürüyüşümü bitirdim. Biraz böğürtlen yedim. Ve şimdi eve doğru gidiyorum. Gördüğünüz gibi buralar hep meyve ağacı dolu arkadaşlar böyle. Buraların da bu yönü çok güzel. Evet, teşekkür ederim. Dostça kalın, hoşça kalın. Gönlünüz sevgiyle dolsun. Ömürleriniz güzel olsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Bende kalın. Abone olup yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar.